Evet şimdi e, hedeften bir başlayalım sevgili Levent Tüzemen e, soruluyor. Yani gruptan çıkmayı mı tercih edersiniz yoksa işte Avrupa Ligi'nde bir yarı final falan mı daha iyi olur şeklinde. Galatasaray'ın yani hedefi ne olmalı? Şu anda tabii en üst ligdeyken bunları konuşmak biraz erken de e, ileride ne olur? Ya bunlar çok uzun vadeli sorular. Birinci hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek olmalı. Tabii daha o var. Ondan sonra kurallarda belirleyecek rakiplere göre de ikinci hedefi belirleyeceksin. Ya gruptan çıkmayı hedefleyeceksin ya da UEFA Ligi'ne devam etmeyi hedefleyeceksin. Benim bildiğim kadarıyla bu. Hı hı. Yani bunun dışındaki şu bugünden e, Mayıs ayına bir plan yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü Ocak transferleri var. Şu var bu var. Orada Okan Hoca'nın söylediği başka şeyler de var. Onlar e, bas toplantısında gündeme gelmedi şu anda. Dedi ki yani bak şimdi Okan Hoca'yı şöyle anlatayım ben. Hoca Galatasaraylı olmanın e, aidet duygusuyla hareket edip konuşuyor. Önce bunu burada Okan Hoca'yı kutlamak lazım. Şimdi zamanında Sabah Gazetesi'nin Gürcan'da yazdığında e, transfer borsalık dergiler vardı biliyorsun değil mi? E, İbrahim Seten'in yaptığı dönemlerde falan. Yani sabah müdürüyken. Burada Murat da vardı o dönemlerde. Şimdi o zaman cimbom final yakışır diye bir şey atmıştık. Manşet. Galatasaray Avrupa'da oynuyor. Sonra Şampiyon Kulüpler Kupası'nda biliyorsun yarı finalde elendi. Portekiz'de hakem rahmetli olmuş. Onun büyük olayı. Penaltıyı ve şeyi vermedi. Golü saymadı. Sonra öğrendik ki kabzı almış adam. E, Romenlerle iş yapıyorlarmış falan. Hatta ben bunu e, Alp Bey'den öğrendim. Çok şaşırdım sonra. Rahmetli Özal demiştik, demiş kendisine. Bana keşke haber verseydiniz. Biz bu oyunu bozardık demiş yani hmm. o zaman hiç e, özel, yani çünkü Çavuş eski tanıyor böyle bir tezgah gelmezdi Galatasaray'a keşke bana haber verseydin demiş Alp Bey anlattı bunu sonra e, o zaman türbünler bu yarı finalden sonra şöyle bir slogan üretmişti Serdar falan Gürcan da bilir o zaman mavilerdi kimin var böyle şanlı tarihi kim oynadı yarı finali Okan'la Suat'la Hasan'la süper taraftarında cimbom final yakışır sana bu süreç Galatasaray UEFA Kupası'na götürdü. Yani o sloganın içinde Okan Hı -hı. Hoca da var. Bu eğitimle, bu ne donladı meşale içinde büyümüş bir insan Okan Hoca. Dolayısıyla Avrupa'da başarılı olmak Hı -hı. isteyecektir. Ama söylediği iki şey dikkatten kaçmasın. Bir, Icardi'yi ilk için korkuyorum diyor. Ben geçen bir yayında bir şey söyledim. Pamuklara saklasın diye hatırlarsan. Çünkü ikinci bir santrforu yok Galatasaray'ın. İşte bakan bu. Barış Alper devşirme santrpoları olur. Yani Galatasaray yönetiminin de bunu bir kenara hesap etmesi lazım. O bir vurgu. Kibarlık anlamında söylüyor o Hoca. Her şey bütün sezonu Icardi ile oynayamazsın. Ne de Dinlendirmeye çalışacağız milli takım arasında. Milli arada dinlendireceğiz, dinlendireceğiz değil, mi? dedi. Evet. İki, i̇ki tane oyuncu geldi. Yarın kadroda yok. Zaha ile şey. E, Ziyeç yok. Neden yok? E şimdi rakibine bakıyorsun. Transfer etmiş oyuncularını. E, Tadiç oynuyor. Çeko evet. oynuyor. Şimazki oynuyor. Fred oynuyor, Cengiz oynuyor. Baktığın zaman Kent Ardan giriyor, hazır. Oysa geçen sene Galatasaray böyle başladı ligi. Geç geldi belki şey. Hı, hı. E, Icardi. Ama sen onun yerine o Benfica Santifor'u neydi? Oynadın. Seferovic, Seferovic. Gomis, e, şey, Mertens, Oliveira, e, Lucas Torreira. Hep bunlarla oynadın yani. Dubois. Bunlar hazır geldi. Abdülkerim hazır geldi hatırlarsan. Şimdi bunun da sıkıntılarını yaşıyor. Yani burası da dolayısıyla bunu da belirtmek istiyor hoca. Daha tam kadrosunu yapmadı haklı olarak. Yani şu anda Okan hocanın kafasındaki düşüncesi o kendisi UEFA ve Süper Kupayı kaldıran o yarı finali gören bir insan olarak söylüyorum sana. Yani e, Galatasaray'ı öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Ama güzel cevaplar verdi. Bu yüzden Okan Hoca'nın kadro yapısında çok fazla eleştirmiyoruz. Çünkü hala Galatasaray takımı şampiyon olan kadrosuyla oynuyor. Evet. Bugün Lucas Torreira'nın dönmesi Okan Hoca'nın elini çok güçlendirecektir. Yeni Tabii. gelecek oyuncular da olacaktır. Ama ben bir laf söyledim bir de hatırlatayım buradan. Galatasaray'da yeni oyuncuların start alması Molde'nin elenmesine Şampiyonlar Ligi'nin kalmasına bağlı. 50 gün ertesi gün bu isimler açıklanır. Çok net. Yani bununla ilgili hemen oradaki hesaptaki insanlar Devreye girerler diye düşünüyorum. Bu isimler dediğimiz işte e, stoper, Ramos'un adı ilgili. geçiyor, Orta Saha değil mi? Yani Bu evet, ikisini ben de... banko bu hafta öğreniriz. Evet bir gerçek var Galatasaray'ın ilgilendiği doğru Sergio Ramos'la. Sergio Ramos bir marka. Galatasaray kendisine bir yıl öneri bulunmuş. veya Gel abilik yap tecrübeyle katkıda bulun demiş. Ramos iki yıllık bir sözleşme istiyor. Ama şu bir gerçek var. Bu konuda mutlaka ki bir arayolu bulacaklar. Çünkü benim bir yerden duyduğum bilgi de bu doğru olabilir. Yani sponsor ve kulüp ortak hareket ederek bu transferi bitirirler ekonomik açıdan. Yani bu da enteresan bir ilişki olur yani. Dolayısıyla bunun da bu bir ayrıntıyı da bir kenara koyalım. Yani sponsor artı yönetimi ortak kararı, hı hı. ortak ödemeleri. E, tıpkı e, ikarıda olduğu gibi... Ramos'un Galatasaray'a gelmesini sağlar. Ama burada yine öğrendiğim kadarıyla bir yöneticiden yani getirecekleri orta saha yani getirecekleri orta saha çok güçlü bir isim olacak. Yani şu konuşulan isimlerin de üstünde mi olur? Böyle sürpriz ben, görebilir miyiz? Ben onu bilmiyorum ama Erdem Bey'den her türlü sürpriz beklenir. Çünkü ser verip sır vermiyorlar. Bu konuda yine bu sefer öbür türbünün şeyindeki dovulhanesinin üstünden başka bir adam çıkabilir diye düşünüyor. Aa, enteresan. Yani Ziyeşi açıkladığı gibi evet. yine enteresan bir e, açıklama yapabilir Galatasaray tribünde. Evet. Gaziantep maçı burada mı Galatasaray'ın? Antep'te. Antep'te. Antep, Deplasmanda. Tamam yani. İki deplasman üst üste galiba. İstanbulspor ve Antep. İstanbulspor ertelendi. İstanbulspor evet. Antep. Normalde yani normalde o zaman açıklarlar Antep dönüşünde. Yani oynayacak maçta büyük bir ihtimalle. Bunlar sahada olurlar diye düşünüyorum. Evet önemli. Levent Tüzemen diyor ki e, çok önemli bir isim. Hatta şu anda konuşulan isimlerin de belki gölgede kalacağı ya bir yılınızda bir tanesi gelebilir. Var. Yani bir tanesi geçen gün söyledim Veratti var. Veratti. Veratti tabii e, pahalı bir transfer ama bir gerçek var ki Veratti'nin önündeki iki tane var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse bakışası farklı olur, hı hı. gitmezse gözünü Südyar'a sana evet. çevirir. Ya hayır şunu söyleme canım. Bak bir şey söylüyorum. Bugün gündüz bizden iki saat evvel bu program vardı. Yusuf Kenan Çalık bir açıklama hı hı. yaptı. Dedi ki: "Zaha'nın, Tete'nin ve Ziyeç'in, gelse kabul etmenin ana nedeni Şampiyonlar Ligi kapısının açık olması için geldiler." dedi. "Bu transferleri Doğru. kolaylaştırdı." dedi. Hı hı. E bugün bu tür Avrupalı, oldu. yıldız konumundaki oyuncuların hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefliyorlar. Bu kadar Kesinlikle. basit. Ya. Orası başka bir vitrin yani. Evet. Peki şimdi şöyle de bir tartışma var. Ee, bir iki gündür. Sizlere de sorayım. Ramos gelirse Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu e, olur mu olmaz mı tartışmaları var. Serdar Sarı daha sorayım. E, Roberto Carlos olur diyenler var. İşte Beşiktaşlar Gutin de çok iyi bir kariyeri vardı. O da büyük futbolcuydu. Hani çok var. Anel Kasım'dan hani bir sürü oyuncu sayarız. Ama Ramos en kariyerlisi olur mu? Yani kariyerden kastın... Kazandığı kupalar... He, kupalar açısından bakarsan... Oynadığı takımlar... Ama şimdi Guti orada daha uzun süre kaldı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum kimin kupa sayısı fa falan... E, Tabii sayısı... Guti'nin oynadığı, tamam. kimin Guti kupa oynadığı sayısı... süre daha uzun. Kimin kupa sayısı daha fazla daha az bilmiyorum. say Ama e, şöyle dersen... Hani yıldız oyuncu dersen... E, Guti'ye diyebilirsiniz. Roberto Carlos'a diyebilirsiniz. Ama şey var. Benim. Yani Ramos değil mi o zaman? Drogba'ya diyebilirsiniz. Katılmıyor hayır, musun? Hayır bak şu var. Drogba'ya diyebilirsin. Yıldız Sermos, oyuncu dersen. Serdar. Kariyerli o, bence Ramos olur. Kariyerli Ramos kariyerli olur. Ramos. Neden, Ramos. Neden Ramos olur? 2008 Avrupa şampiyonu. E, herhalde. 2010 Dünya şampiyonu. Mesela Öyle sorarsan. 2012 Guti, Avrupa şampiyonu bir tabii kez daha. Tabii mesela Guti'de falan yok bunlar. Tabii. Dört tane lig şampiyonluğu var. dört tane FIFA kulüpler şampiyonluğu var. E ee, bakıyorum 1 2 3 4 5 İspanya şampiyonluğu var. 4 tane şampiyonlar iki ligi şampiyonluğu yani, yani bayağı en baba dönemlerinde yer almış adam. Tabii tabii. Peki Guti'nin de, Guti evet. de bir bakayım. Guti'nin de ee, bir bakayım. Guti'nin kariyeri bu kadar olmaz ya. Guti'nin Guti bu kadar değil başarısı yok bence. Ben öyle biliyorum Guti'den sonra İspanya milli takımı o yükselişi yaşadı. İşte şeyle işte, beraber Avrupa yaşadı. Ve Dünya şampiyonluğuna getirdi yaşadı. rahmetli oldu hoca. Borto, Aragones. Aragones'le beraber 2008'de beraberdik. Şampiyon oldu İspanya. İşte, abi, Javi Iniesta geldi. Evet. O tiki tiki Barcelona. Evet. Robert evet. Guardiola'nın eseri olan o takım. İspanya'yı e, önlerde Messi. Bir saniye. Guti'nin 3 Şampiyonlar Ligi. 1, 2, 3, 4, 5. İspanya şampiyonluğu. 1 UEFA Süper Kupa. 1 Türkiye Kupası. Şampiyonluğu Türkiye var. Türkiye Kupası mı? Evet. Türkiye Kupası nasıl oluyor? Fener Beşiktaş'ta. Tabii, tabii. Beşiktaş'ta. evet Beşiktaş'ta. <laughs> İspanya'da oynarken nasıl aldı diye. Ya, Alır adam? İspanya İspanya'yı söylüyor zannettim. Şöyle bir şey yapayım dedim.